sen gel. Sayın Başkan, tüm umudumuz sizsiniz. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Sizin adınızın başkanım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun başkanım. Benim adım İbrahim başkanım. Çağrı verelim. Evet. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm. 16 sene Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldım. Gazi yetiştirme yurduna yaşımda olduğunda çıktım. 18 oldu. Çöplerde kağıt, plastik, pet toplayarak geçimimi sağlıyorum Sayın Başkanım. Şimdi simit satıyorum. Sizin haberinizi alınca dayanamadım başkanım. Hayrınıza 152 simizi de dağıttım. Ondan sonra durumumuz, yaptığımız başka bir şey yok. Başkanım elektriğim kesik. Bir buçuk iki aydır aşağı yukarı başkanım. Yeni yeni kendimizi toparladı. Evet. Allah nasip ederse simit satıyor işte Cem Efendi başkanım. Evet. Belediyenin verdi. Babama çıktı engelli babama. Annemim zaten. Durumundan ibaret başkanım. Babam, burada, nerede, burada mı babam Ümitköy'de tır parkında aynı konteynerde var ya. İnşaatlara gidip geliyor. Evet. Tek çaremiz umudumuz sizsiniz başkanım. Sizden başka umudumuz yok başkanım. Yaşantım bu. Evimde hiçbir şeyim yok. Başkanlarım zaten evimin durumunu biliyor. Uğur Başkanım Allah razı olsun. Burada ikamet ettiğimden beri benimle ilgileniyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. İlçe başkanımız. Sağ olsun. Mamak Belediyesi'ne başvuru yaptım başkanım. Evimin gelip incelenmesini, hiçbir şeyim olmadığını, yurtta büyüdüğümü. Bizzat Sosyal Hizmetler Başkanı'yla, Genel Başkanı'yla bizzat görüştüm. Evime birini gönderdi, inceletti. Dedi biz sana dedi her şeyini alacağız, koyacağız dedi. Ne gilem var, ne gilem başkanım. Evet. 3 ay oldu. Evet. Günde ne kadar çalışıyorsun? Başkanım sabah 5.30'da kalkıyorum. 6'da dolmuşa biniyorum. 6.30'da cam mekanı açmış oluyorum. Evet. Ramazan ayı 150-200 simit satarsak kapatıyoruz başkanım. 3'te, 3-3.30'da. Ondan sonra çıkıyoruz geri işte buraya. Evet. Bir tavada yemek yapıyorum yumurta yaparsam. Umudumuz siz kaldınız başkanım. Başka kimse yok. Bunu kanaat getirdik. Çözeceğiz inşallah, çözeceğiz. İnşallah insanlarımız da bunları anlar artık. İnşallah, inşallah, inşallah. Anlaması lazım. İnsanların anlaması lazım. Evet başkanım. Bu memlekette yaşıyorsak herkesin karnının doyması lazım. Herkesin iş güç sahibi olması lazım. Aksi halde memlekette huzursuzluk olur yani. Evet. Çalışıyorsun, alın teri döküyorsun. 3-5 kuruş para kazanıyorsun. Kağıtlar işte. Evet ama yetmiyor, yetmesi lazım. Yetmesi lazım. Senin de mutlaka bir hedefin vardır, hayallerin vardır. Evlendireceğiz efendim. Tabii. Yani İnşallah işte başkanım. Herkesin hedefi var, hayalleri var, babasının beklentileri var. Onların gerçekleşmesi lazım. Onun için de makul, düzeyli bir işinin, bir gelirin olması lazım. Yani. Devlet dediğin bu imkanı sağlar insana. Sağlamıyorsa o zaman devleti yönetenler görevini yapmıyor demektir. İnsanı yaşat ki devlet olasın demişti. Evet, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Göremiyoruz başkanımız onları.